Herkese iyi akşamlar. Tüm seyircilerimize merhaba. Evet dostlar, bugün 10 Mart 2021. Bugün çok özel bir gün. Miraç Kandili. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederim. Hocam hoş geldiniz. Muhammed hoş Bey geldin hocam. Hoş geldiniz. Aynı zamanda Muhammed Bey, bildiğiniz gibi 2 gün sonra 12 Mart İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümü. Bu vesileyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ve tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygı ve minnetle kendilerini yad ediyoruz. Elbette ki. Şunu da katabiliriz hocam. Tabii ki Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar ki hala da vatanın bekası için, birliği, bütünlüğü için can feda diyen şehitlerimizi de yad edip onların da ruhuna okuduğumuz duaları ihsan edelim hocam. Evet, Allah rahmet eylesin. Amin. Hocam, Ay Işığı programımızın 2. bölümündeyiz. Bugün sizi davet ettik. Sağ olun, davetimizi kırmadınız. Biz Muhammed Yalçın Azizoğlu'nu 2 eseriyle tanıyoruz. Evet. Birincisi, ben sizi Elazığ Fuarı'nda tanımıştım 2018 evet. yılında. Annemin Düşleri isimli şiir kitabını bana armağan etmiştiniz. Daha sonraki süreçte bir belge roman niteliğinde Cüzzam adlı romanınız çıktı. Şöyle dilerseniz yapalım. Önce Annemin Düşleri şiir kitabından başlayalım. Daha sonra romanla devam edelim. Tabii bu arada Annemin Düşleri şiir kitabı demişken, edebiyatımızda, dünya edebiyatında biliyorsunuz anne teması çok işlenen konulardan bir tanesidir. Bizim de Türk edebiyatımızda anneyle ilgili birçok şairimizin, birçok yazarımızın gerek şiiri, gerek düz yazısı olsun. Onlar üstünde de duracağız hocam. Şimdi hocam, ben sizin Annemin Düşleri isimli kitabını fuardan sonra ilk açtığımda o zaman itibariyle bazı notlar almışım. Ve ben o notlara hiç karışmadım. Nasip bugüneymiş sizinle buluşma anlamında. Şiirlerinizi o gün de incelemiştim. Program öncesinde de bir inceleme fırsatı buldum. Hani ben şiire bakarken öncelikle bir edebiyat öğretmeni olarak baktığımda da kendime göre bir takım çıkarımlarda bulundum, bir takım notlar aldım. Dolayısıyla öncelikle ben kısa bir şekilde sizin şiir anlayışınızı sizden dinlemek istiyorum. Hocam şöyle diyebiliriz, şiir duyguları anlatma sanatıdır. Kendisine has dili olan, belli kural kaideler içinde insanların duygularını anlatma şeklidir. Biz tabii ki şiir eğitimlerimizi ya da şiiri olan merakımız ta lise yıllarına uzanıyor. O dönemlerden beri yazmaya başlamıştık. 30'lu yaşlarda 2 kolektif eserde... Hocam, lafınızı böldüm. Kaç yaşında başladınız? Ortaokul, ilkokula kadar iniyor mu? Mesela ben ilk şiirimi ilkokul sıralarında fen bilgisi defterimin arkasında karaladığımı hatırlıyorum. Lise, kar yağmıştı. Yazı hayatım aslında anı, öykü olarak daha erken. Sonra şiire başladım. Hani bir merak ya da bir mecburi hissetme. Yani şöyle diyebilirim, lise çağlarında her aşık sevdiği bir kıza bir şiir yazar ya da şiir yazma gereksinimini duyar. Bizde de öyle biraz başladı. Sonra rahmetle yad ediyorum. İmam Hatip Lisesi'nin kütüphane memuru vardı İbrahim Bey. Bir gün dedi ki, Muhammed, yazdıklarını arşivliyor musun? Gerek öykü gerek şiirler olarak katmıştı, bu soruyu sormuştu. Hayır dedim. Dedi ki, bence yanlış yapıyorsun dedi. İnsan dedi yazdıklarını arşivlemeli. Neden dedi? Yarın dedi kitap yapmasan dahi, yarın torunlarına, çocuklarına, gelecekte dedi, bunları dedi kalıcı eser olması, hatırı olarak kalması için dedi arşivlemen lazım. Bir gün sonra zaten kütüphanenin o dönemlerde müdavimiydik. Evet. İmam Hatip Lisesi'nde. Bana bir ajanda hediye etmişti. Artık yazdıklarını buna kaydet demişti. 90'lı yılların başı zaten. O dönemde tabii ki amatörce yazıyorsun. Çok böyle bir profesyonel olma kailesi de yok. Yani duygularını döküyorsun. Zaten zamanla o sayfalardaki dizeleri veya düz yazıysa nesirleri insanlarla paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz. İlk etapta evet, katılıyorum. Hatta bazen kimi
çocuklarda olur, gençlerde olur. Getirirler, hocam şiir yazdık ama sizden başkası okumasın. Hani böyle bir şey olabilir, tatlı bir çekingenlik söz konusu. Ama bildiğim kadarıyla ben onu yaşadım. İleriki dönemlerde artık şiirlerinizi insanlarla paylaşmak istiyorsunuz, kitlelerle paylaşmak istiyorsunuz. Doğru mudur hocam? Elbette ki doğrudur. 2000'li yıllara kadar amatörce yazdık. 2000'li yıllarda sosyal medyanın biraz daha hayatımıza girmesiyle sosyal medya platformlarında şiirlerimizi paylaştığımız dönemlerde küçük küçük eleştiriler almaya başladık. Evet. Şiirin şurası olmamış, burası olmamış, imgesi eksik, simgesi eksik ya da işte şiir dili yok gibi eleştiriler alınca insan bu sefer eksikliğini görüyor. O zaman diyorsunuz ki ben yazıyorsam eğer biraz daha emek sarf edip daha biraz nitelikli, kaliteli şiirler. Yani bu defa şiiri yapılandırma dönemine giriyoruz. Tabii ki. Evet, yapılandırma dönemine giriyoruz. Güzel hocalarımız oldu. İşte yazdığımız eserleri gönderiyorduk. Olmamış, olmamış, olmamış. Evet. Hiç unutmam. 50 tane şiiri bir zarfa koyup da bir hocamıza gönderdiğimde 49 tane şiiri veto etmişti. Bunlar şiir değil demişti. Evet. 50. şiirinde yarısını şu kadarcık kısım şiir olmuş, gerisi yine şiir dilinden uzaklaşmışsın diye nasihatlerde bulunmuştu. Tabii biz bu ahilik sistemi, usta-çırak ilişkileriyle 2013 yılında kolektif eser olarak 5 tane yazarın çıkardığı Kayıp Kent'in mermer sütunlarıyla kendimizi şiir dünyasının içinde bulduk. Sonra Medeniyet Varisleri, yine kolektif eser. Ben aldığım eğitimler ve yaşam, kendime şiar edindiğim yaşam felsefem şudur. Ben egosu biraz fazla yoktur. Daha biz egosu, daha ekip ruhundan başarıya daha rahat ulaşılır mantığıyla biz iki eser yaptık öyle. Hocam, kolektif eser. Hani şiir yazmak için motive edici unsurlar gerekir. Elbette. Duygusallık, izlediğiniz bir film, okuduğunuz bir kitap. Hatta kendimden örnek veriyorum. Ha, bu benim romanlarım var. Ben roman yazarıyım. Fakat ben şiirlerimi hala daha cesaret edip bastırmadım, bastıramadım. Sadece romanlarımın arasına kurguya monte ederek işte bir dize, iki dize, bazen bir bent şeklinde paylaşıyorum. Fakat kendimde şunu hissettim. İyi bir gözlemci olmak gerekiyor. Duygusallıkla birlikte, istidatla birlikte iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. Ayrıca minibüste giderken, markette alışveriş yaparken veya ne bileyim işte bir seyahat esnasında herhangi bir kişinin duruşu, oturuşu, hüzünlü duruşu bile bazen insanı harekete geçirebiliyor. Ben bunları yaşadım. Ve bunlar bana motive oldu diyebilirim. Sizin bu anlamda, bu saydıklarım doğrultusunda bir motivasyonunuz oldu mu? Şimdi hocam yatılı okullarda eğitimlerimizi aldık. İşte çok erken yaşta hüzünle tanıştım. Evet. Annemizin vefatı işte 11 Allah yaşında. Allah rahmet eylesin. Annemin vefatı. İşte daha çok sevdiklerimizi kaybetme. Bunlar bizi bir o duygusal bir havanın içine evet. Zaten katmıştı. Yani biraz da duygusallık da vardı potansiyel olarak. Duygusallık da vardı. Hani şu Buket Üzüner'in çok güzel bir lafı vardır. Ben çoğu programında söylerim. Bir insanın diyor en büyük şansı ona denk gelen öğretmenleridir. Evet. İlkokulda da ortaokulda da benim hayatıma değer katan, yön veren iki tane müthiş öğretmenimiz oldu. Yani şanslısınız. Küçüklüğünüz gerçekten eğitim yani sıralarında. Edebiyat konusunda çok şanslıyım. Evet. Daha ilkokul, üçüncü sınıfta köyde eğitim görüyoruz. İşte olanakların çok çok az olduğu bir köy ilkokulu. Ama Mehmet Alemdar isminde bir öğretmenimiz. Sayıları çok önemli değil. Hikaye kitapları getirirdi, dağıtırdı. Bizi okuma kültürünü orada alıştırdı. İkincisi, dini ve milli günlerde bizlere şiirler okuturdu. Mesela ben ilkokul 3. sınıfta Bu Vatan Kimdir şiirini okumakla başladım. Evet. Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Şimdi bu mayayı aldıktan sonra evet. Ortaokulda da Nurettin Pars hocamız, işte ondan iletişim evet. Yok. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Evet. Onun çabaları. Daha ileriki yıllarda işte lise yıllarında daha başka hocalarımız evet. Da küçük dokunuşlar. Yani şiir maratonunuzda, şiir serüveninizde size dokunan, yüreğinize dokunan, içinizdeki şiir çığlığına ivme katan insanlara denk geldiniz. Şanslısınız. Hocam, yeteneği çıkardılar. Evet. Yani cevheri mücevher haline getirdiler. Hani şudur. Siz eğitimcisiniz daha iyi bilirsiniz. Bir çocuğun eline resim fırçası vermeden onun
resim yapma yeteneğini bilemeyiz. Bilemezsiniz. Bilemeyiz. Bir çocuğun eline müzikal enstrümanları vermedin, o çocuğun evet. müzik kulağı var mıdır yok mudur bilemezsiniz. Bilemeyiz, evet. Bu yönde işte saydığım hocalarımız bizim şiire ve edebiyatı olan yeteneğimizi ortaya koydular. Keşfettiler, ilerlettiler. Bize yollar gösterdiler. Evet. Biz belki başta çok çaba sarf etmedik ama sonra iş başa düşünce daha çalışma, o yeteneğin üstüne daha emekler koyma, daha kendimizi geliştirme yollarına gidip 30'lu yaşlarda ilk eserimizi evet. okurun karşısına çıkardık. Hocam, kitabın ismi Annemin Düşleri. Şiir kitabının ismi Annemin Düşleri. Kısaca kitabın isminin çıkış noktasını şimdi, anlatabilir misiniz? Şimdi anne ifadesi olduğu için en hassas noktamız. Dolayısıyla ben Annemin Düşleri kitabı, annemin isminin çıkmasının şeyini kısaca öğrenmek istiyorum. Kendi iç dünyamda hocam muhakemeler ederken anne ve babama bir ithaf kitap düşünüyordum. Evet. Ama bu şiir olur, roman olur. Türü çok önemli değil. 2015 yılında annemin arkadaşıyla konuşurken, muhabbet ederken o bana şunu söylemişti. Muhammed, sen annenin düşüydün. Annen seni doğurduğu zaman çok farklı bir edaya, bir hüviyete bürünmüştü demişti. Ben 5 kızdan sonra olan erkek çocuğum. Tabii ki evet. Anadolu toplumlarında erkeğin daha farklı biraz algılanması, evet. görülmesi münasebetiyle ki ben bunu düşünüyorum. Oralarda o gün ben annemin düşleri ismini tezahür etmeye başladım. Evet. Artık bir şiir kitabım olursa annemin düşleri ismim olacak. Sonra baktım kullanılmamış bir isim ve kullandım. Yani hayırlı olsun tekrar. Hocam kitabın sayfalarında ilerlediğim zaman 15. sayfada Say Ki Sen İstanbul'sun isimli bir şiiriniz var. Evet hocam. Bu şiirle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bizim edebiyatımızda İstanbul'un çok mühim bir yeri var. İstanbul'la ilgili yazan çok ama çok şairimiz var. Siz de değinmişsiniz Say Ki Sen İstanbul'sun derken. Say Ki Sen İstanbul şiirine baktığımızda 15. sayfada uzaksın dostum ama say ki İstanbul'dasın. Sağına dönsen boğazından öpeceksin, soluna dönsen Beyoğlu ile hasbihal edeceksin. Tüm dostlar kanat çırpıyor gök mavide. Hocam ben bu dizeleri okurken aklıma Nedim'in İstanbul için yazdığı beyitleri geldi. Nedim'in İstanbul evet. için beyitleri geldi. Bu arada Nedim'i özellikle AYT'de edebiyat yapacak olan gençlerimiz için de söyleyeyim bir anekdot olsun. Nedim'in divanı vardır. Nedim şarkı şairidir. Nefi ve Nabi'den etkilenerek kendisi Nedimhane bir tarz geliştirmiştir ve Lale Devri'ne şahit olmuştur. Ve şu beyitleri çok önemli der ki, bu şehir İstanbul ki bir müslübahadır, bir sengine yekbare acem mülkü fedadır. Bir gevheri yekbare iki bahr arasında hurşidi cihan tab ile tartılsa sezadır. Altında mı üstünde midir cenneti âlâ el hak, bu ne halet, bu ne hoş, bu hevadır. Nedim Usta'yla böyle bir giriş yaptık. Şimdi ben Say Ki İstanbul Sensin şiiriyle ilgili kısa anekdot istiyorum sizden. Hangi duygu ve düşüncelerle İstanbul'u yazdınız? İstanbul'u yaşadınız mı? İstanbul'u yaşarken mi bunlar kaleminize döküldü? Hocam İstanbul'a sık sık ziyaretlerimiz oluyor. Şiir İstanbul'da Üsküdar Kadıköy'den Eminönü tarafına vapurla geçerken kaleme aldım. Yani iskeletini oluşturduğum bir şiir. Evet. Elbette siz de biliyorsunuz ki bir şiir hemen oluşmuyor. Bir iskeleti oluşuyor ya da ilham veren ya da tabii ki. Halk edebiyatçılarımızın deyişiyle ayak mısraları oluşuyor. Sonrası geliyor. Ben de zaten öyle yazıyorum. Önce bir karalamadır dediğim bir iskeletidir. Hı hı. Sonra üstünde çalışıyoruz. Vapur yolculuğunda kaleme aldığım o ilhamın geldiği bir şiir. Çok da üstünde oynama, düzeltme yapmadığım bir şiir. Zaten son sırasında şunu söylüyorum. Güvertemde birkaç martı ve bin yıl evvelinden bir anı. Oradaki o gemi yolculuğunu hissettiriyor zaten, dokunduruyor. İstanbul'a gidip de ilham almamak, İstanbul'un o tarihinden, mistik havasından ilham almamak eksiklik olurdu. Hocam şu dize çok hoşuma gitti. Martılara atılan simitlerdeki susamsın. Martılara atılan simitlerdeki susamsın. Burada bir susam
ve 1000 yıllık bir anı. Susam'la 1000 yıllık anı arasında bana göre çok ciddi bir ilişki var. Bir susam ve 1000 yıllık anı. Susam'ın hacmini biliyoruz, evet, ve devasa 1000 yıllık anı. Bununla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Şu çok şunu net ifade edeyim hocam. Anadolu'daki yani geçmişten günümüzde İstanbul özlemi çekip de İstanbul'a kavuşan insanların çoğunluğu bir hayal kırıklığı içine de gider. Hani yıllarca söylenmiştir, taşı toprağı altındır. Evet. Ama İstanbul'un meskun mahallelerinde, mezbeleliklerinde dolaştığınız zaman umutları, hayatı, heba olmuş insanları da görebiliyorsunuz. Evet. Oradaki aslında metafor hayatları heba olan insanların, işte insanlar için üretilen simidin, susamın martılara ikram edilmesi. Ama şiirsel anlamda gerçekten martılara atılan simitlerdeki susamsın çok güzel. Evet. Çok hoşuma gitti. Dolayısıyla şiirin her dizesine baktığımızda buram buram İstanbul, buram buram İstanbul'un güzelliği, buram kitabın, buram İstanbul'un tarihi kendini hissettirmekte. Kitabın editörü de kitabın reklam şiiri olarak bunu seçmişti. Yani evet. Onu da okurlarımıza söyleyelim. Onun dışında say ki İstanbul sensin dostum, bense son yolcusunu bırakıp demir alan vapur, güvertemde birkaç martı ve 1000 yıl evvelinden bir anı. Herhalde işte İstanbul'un o çok güzel sokaklarında, caddelerinde, tarihi mekanlarında, tarihi koridorlarında ilerleyen bir şair düşüncesiyle, bir şiirsel güçle kaleme almışsınız diye, evet, düşünmekteyim. Hocam, sayfa 85'te İsimsiz Makber diye bir şiiriniz var. İsimsiz Makber diye bir şiiriniz var. Bu makber dediğimiz zaman, makber sözcüğü bizim edebiyatımızda da sıkça kullanılan ifadelerden, evet, bir tanesi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, ya, gömelim gel seni tarihe, evet, desem sığmazsın. Milli şairimizin, evet, Çanakkale şehitleri için yazmış olduğu şiirden iki dize. Ayrıca Abdülhakamit Tarhan'ın eşi Fatıma için yazmış olduğu Makber isimli bir şiir var. Makber bizim edebiyatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Yine, ama son dönemlerde çok kullanmıyoruz hocam. Tabii. Geçmiş olsun itibariyle baktığımızda şimdiye nazaran geçmiş dönemde daha sık kullanmaktaydık. Daha sonra Makber, Abdülhakamit Tarhan Makber'i aynı il içinde Ölü isimli bir şiiri de kaleme alıyor. Orada onun devamı niteliği değil de o anlamda karşılaştırabiliriz. Aynı zamanda hocam Makber yine AYT'de edebiyat çözecek olan öğrencilerimiz için 2019 TYT'de 35. soru olarak Makber şiiri soruya konu oldu. Evet. Makber şiiri soruya konu oldu. Dolayısıyla ne diyordu Abdülhakamit Tarhan? Eyvah ne yer ne yer kaldı. Gönlüm dolu ahüzar kaldı. Çık Fatıma kıyamet, yadımdaki halime devam et. Evet, şimdi Abdülhakamit'in makberinden hareketle sizin isimsiz makber şiirine bir uzanalım. Sayfa 85'te. Evet, isimsiz makber. Hocam, Bülbül ile Gül'e değinmişsiniz şiirde. Divan edebiyatı, evet, mazmunlarından. Bülbül ile Gül, divan edebiyatı mazmunlarından. Çıkarsız bir tutku gülizarımda. Elimi alıp koklayamam, tenine dokunamam. O gönül bahçemde ben ise dipsiz kuyuda. Vazgeçemem elimin uzatıp, elimin uzatıp dalından koparamam. Kırmızı bir karanfil, bazen lale. Kuyudan bakınca gökyüzünde yıldız. Bülbül bile sevmemiş gülü böyle. Uçmuş semada yorulunca dalına konmuş. Yok olur seven sevdiği gönülde. Benden kaçan gönlüm havada yok olmuş. Şimdi bülbül bile sevmemiş gülü derken, bülbül bile sevmemiş gülü böyle derken, bülbül gülüyle, bülbülün gülü olan aşkıyla siz kendi aşkınızı karşılaştırmış olsanız, evet, gerek. Evet. Aklıma Fuzuli'nin şu beyti geldi. Bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Evet. Gerçek aşık benim. Mecnun ancak adı var. Yani burada Fuzuli üstadı anmadan geçemedim. Kendi yazdığı Leyla ile Mecnun'da, kendi yazdığı Leyla ile Mecnun mesnevisinde kendisiyle Mecnun'u yarıştırıyor, karşılaştırıyor aşıklıkta.
Böyle bir şahane, harika bir divan kültürümüz var, divan şiirimiz var. Bu anlamda bülbül bile sevmemiş gülü böyle derken, bülbül ve gül metaforuna atıflarınızı ve sizin içinizden geçen şiirsel gücü öğrenmek istiyorum. Şimdi hocam, bir yaşadığımız coğrafya var. İlla ki insanı yaşadığın coğrafyanın iklimi, yaşam şekilleri etkiliyor. Sonuçta bir gül bahçelerinde, lalezarlarda, gülistanlarda yetişmiş bir insanız. Ve şehrin edebiyatının gen yapıları da bizi etkiliyor. Buradan kaçamıyorsunuz. Bakıyorsunuz geçmişten günümüze, işte gerek divanında, gerekse halk edebiyatındaki birçok ustayla imge yapımız, simge yapılarımız, işte teşbihlerimiz, tamlamalarımız birbirine çok yakın geliyor. Hani ben bunu özel değil de genetiksel olarak yorumluyorum. Evet. Mesela bize çok yakın bir bölge var, Diyarbakır. Diyarbakır'da şairleriyle meşhur, Elazığ'da. Diyarbakırlı şairler... Maraş'ta. Tabii ki. Yani Maraş bize çok uzak değil, Maraş'ta. Evet. İncelediğiniz zaman, şiirlerin derinliğine indiğiniz zaman bu farklılıkları görebiliyorsunuz. Ama neticede evet, farklılıklar konusunda haklısınız. Ama şahsi kanaatim olarak şunu söyleyeyim. Menba aynı, beslendiğimiz menba aynı diye düşünüyorum. İşte halk edebiyatı, divan edebiyatı. Şimdi şu var, Murat Hocam, şair şiirini yazarken çok böyle kural kaidelere takılmaz. Elbette, elbette. Yani ben şurada sıfat tamlaması yapayım, şurada imge yapayım, tabii, tabii, evet, burada evet. simge kullanayım, o yoluna gitmez. Duygusunu bir nevi aktarma yoluna gider. Küçük süslemeler de, eğer yeteneği dahilinde süslemeler yapabilir. Hı hı. Şiiri tematik olarak incelediğimizde sonradan bazı kural kaideler ortaya çıkar. Ben bunu da şeye gönderiyorum, yani genetiksel yapıya, beslendiğimiz kaynaklara, evet, edindiğimiz derslere yoruyorum. Tabii ki yani şu anda şiir yazıp da, genel manada söylüyorum, şiir yazıp da bir Karacaoğlan, bir Köroğlu, bir Dadaloğlu, işte bir Fuzuli divan edebiyatına bir geçtiğimizde... Aşık Veysel. Bir Aşık Veysel, yine divan edebiyatından bir Baki, bir Nedim, bir Nef'i, bir Nabi. Tabii ki yani biz şiirin özünü onlardan aldıktan sonra kendi şiir yolumuzu çizeriz diye düşünüyorum. Doğru, evet, mudur? Evet. Ya, tabii ki. Ve ben şuna da canı gönülden destek veriyorum. İyi şiir yazabilmek için çok okumak lazım. Sadece roman, hikaye, masal değil, çok şiir okumak lazım. Çok şiir okumak lazım, çok roman okumak lazım, çok masal okumak lazım. Destanlara inmek lazım, efsanelere bakmak lazım. Neticede ilimsiz şiir olmaz demiş Fuzuli. Ve aynı zamanda şairin aşıklığında, aşığın mutluluğu gözyaşıdır bana göre. Aşığın mutluluğu gözyaşıdır. Ben burada da sizin İsimsiz Makber şiirinize baktığım zaman aynen bunu görmekteyim, bu durumu görebilmekteyim. Uçmuş semada yorulunca dalına konmuş. Yok olur seven sevdiği gönülde. Benden kaçan gönlüm havada yok olmuş. Bir ateş yüreğimde yakar beni, öldürmez de yaşatır acılar içinde. Bana vermez kalbimi ve de kalbini. Yaşarım kalpsiz aşıkların isimsiz makberinde. Evet, burada makberi istiyorum sizden. Makber, aşıkların isimsiz makberinde. Burada makber zaten mezarlık anlamında. Evet. Aslında genel dünyada sadece bu aşıkta ya da o dar çerçevede değil, geniş dünyanın kişisel iletişimlerinde, bu diyaloglarımızda bazen gönlümüzün kırıldığı insanları susarız. Evet. Onu kırmamak adına. Ama ne yaparız? Gönlümüzde gömeriz onu hocam. Oradaki makber aslında gönül oradaki dünyamızda... Oradaki yeri apayrıdır değil mi? Tabii ki gönül dünyamızda gömdüklerimizin insanların yeridir. Yani gömeriz ama kırılmayız. Yani orada... aslında biz kırılmışızdır ama karşıdaki insanı, o kırgınlığımızı belirtmeyiz. Hani incitmeyiz. Hocam şairler biraz kırılgan olur, hassas olur, doğru mudur? Bence doğrudur hocam. Evet, yani kırılganlık üst düzeydedir, hassaslık üst düzeydedir. İşte Muhammed Bey benim arkadaşım, biz arkadaşız.
Muhammed Bey bana bir iki gün soğuk davranıyor. Çözmeye çalışıyorum. Belki de ben hiç farkında olmadan Muhammed Bey'i kırmışımdır. Muhammed Bey şair, kırılgan, hassas. Dolayısıyla şairlerin bu yönü de acaba onların şairliğinden mi gelmektedir? Hocam benimsediği ruh itibariyle biraz daha ince ruhlulardır. Biraz daha farklı pencerelerden hayata bakarlar. Zaten karşıyı kırmamalarının sebebi de onlardır. Hassas olmaları. Hassastır. İşte empati o kırgınlık, çok kurabilmeleri. O kırgınlık döneminde bir bakıyorsunuz farklı bir şiir çıkmış ortaya. Evet. Hani karşıya söyleyeceklerini, o edeceği sistemleri, o dargınlıkları, o hataları bir bakıyorsunuz kağıda dökmüş. Ortaya güzel bir şiir çıkmış ya da bir işte bir öykü çıkmış ya da bir hikaye çıkmış. Yani yazarın sadece şair olarak demiyorum, yazarda da bunlar vardır. Tabii, mesela tabii. Bazen sitem ederiz bir insana, o yazdığımız bir makalenin bir paragrafında, bir cümlesinde kendisini belli eder. Hani bazen hocalarımız şunu söyler, köşe yazılarımızı okuduğu zaman işte hocam şurada bir kızgınlık anınız var, şurada bir öfke anınız var, şurada bir pişmanlık haliniz var. Bunu sezinlerler. Bunu da ara ara böyle muhabbet ettiklerimizde bize söylerler yani. Analiz yeteneği yüksek olan hocalarımız bunu her zaman keşfediyor bizde. Tabii ki yani biraz da edebiyatın gerçekten koridorlarını soluyarak geçen, o atmosferi, koridorun atmosferini soluyan büyüklerimizde, hocalarımızda gerçekten biz bu şeyi görmekteyiz. Görmekteyiz, görebilmekteyiz. İşte bu şekilde olunca hocam biz de o makbet kelimesini kırdıklarımızı yüreğimizin bir tarafında işte isimlerini gömdüğümüz kısmı makber diye belirttik. Şiir dilinde makber olarak ya da işte makber imgesiyle süsledik. Öyle diyelim. Makber olarak kullandık. Hocam şiirin kitabın çıkma aşamasında hiç ya bu olmamış. Ben bu şiiri buradan çıkarayım bu kitaptan dediğiniz şiirleriniz oldu mu? Veya ne güzel yazmışım abi. Bu yazdığım şiirle gurur duydum dediğiniz şiirleriniz oldu mu? Şimdi kitabın yazım aşamasında şu şiirim hit olur dediklerim maalesef ben hayal kırıklığına uğradı. Daha yani kitaplı olsun dediğim şiirlerin bazıları okur tarafından daha çok benimsendi. O da şu... Yani sizin 5 yıldız koyduklarınız umduğunuzu vermedi. Biraz daha az yıldızlı olanlar daha evet. Fazla sevildi. Evet, bunu ben de yaşıyorum eserlerimde. O da şuna yorumluyorum hocam ben. Bizim yazar ve şair olarak benimsediğimiz duygu karşıdaki okurda maalesef yok. Yankı bulamayabiliyor. Çünkü bir insan bir eseri okuduğu zaman o anki ruh haletiyesini anlatan eserleri arıyor. Hüzünlü ise hüzünlü. Eğer ayrılık yaşamışsa ayrılık şiirleri ya da ayrılığına merhem olacak bir şeyler arıyor. Onu bulduğu zaman onu özümsüyor. Onu işte mesela tabii ki istemeyiz. Şehitlerimizin olduğu dönemlerde şehitlere atfettiğimiz şiirler bakıyorsunuz daha farklı benimsenebiliyor. Ya da işte farklı... Yani atmosfer, kişinin iç dünyası ve atmosfer bunda önemli, etken madde. Çok önemli hocam. Evet, etken olay diyorsunuz. Hocam, yine anne ile isim ilgili bir kitabınız var. Anne kucağı boş kaldı dediğimiz. Evet. Anne kucağı boş kaldı. Sayfa 45'te. Şimdi anne kucağı boş kaldı. Ben bu şiirlere bakarken Yahya Kemal'in annesi için yazmış olduğu bir yazı var. Annesini hatırlarken yazmış olduğu. Necip Fazıl Kısaküre'nin yine annesini anlattığı bir şiir var. Ahmet Haşim'in annesi için yazmış olduğu şiir var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Tanpınar Hoca'nın annesi için yazmış olduğu bir şiir var. Sayfa 45'e geldiğimizde vedasız gitti bir bebe göçmen kuşlar ile. Anne kucağı boş kaldı gene. Ben bunu şeye bağlıyorum. Sizin gerçekten annenize haliyle doğal olarak her çocuğun, her gencin olduğu gibi annesine duyduğu özleme bağlıyorum şiirinizde anne ile ilgili bölümlere sık sık yer vermenizden. Gitme çocuk gitme. Solmasın gül yanaklara gözyaşı deyince sen bilmezsin çocuk sen bilmezsin derken gerçekten de çocuğun anneye, annenin çocuğa düşkünlüğünü satır satır işlemişsiniz
Bu şiirle ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Birkaç... Şiir bir yavrusu olup da ileriki yaşlarda da artık çocuk sahibi olamayacak yaşlarda çocuğunu kaybeden bir anneye ithafen o olayı yaşadığım için, o olaya tanık olduğum için bu şiir kaleme alınmıştır. Artık annenin bir daha anne olma yaşı da geçmiş. Ha. Tek çocuğu onu yitiriyor. Onun yaşadığı o buhran, o üzüntüler, onun o gül yüzünün günler içinde nasıl soluğunu yaşadıktan sonra kaleme aldığım bir şiir. İkincisi hocam, anne sade benim için değil. Tabii ki, tabii. Hem dinsel boyutumuzda işte cennet annelerin ayaklarının altına konulmuştur. Daha önemlidir işte anne baba öftemeyin ki anne baba olan saygı, sevgi belirtilmiş kesin naslarla. Yine Anadolu'da baktığınız zaman ilk öğretmen hep annedir. Çünkü evde çocuğu eğitir. Baba daha çok evin nafakasını, evin iaşesini sağlamak ya da evin güvenliğiyle alakadar konularda olur. Ama anne bakıyorsunuz daha iç dünyasında ya da evin iç kısmında işte yemek yapmasıdır, çocuğun töresidir, terbiyesidir, eğitimidir dediğimiz bu konular annenin elinin altından çıkar. Bu yönden de kendimi şanslı görüyorum. Ben 1960'larda Elazığ'ın Palu ilçesinde eğitim alan tek kadınlardan, yani ender kadınlardan biri olan bir annenin çocuğuyum. Onu da söyleyeyim yani. Annemiz bize Allah gani gani cümlesine, ona da rahmet eylesin. Çok müthiş eğitimler verdi. İnsanlık adına verdi, doğruluk adına verdi, erdem adına verdi. Sadece şahsi bizim için değil, komşularımız çocuğuna da, yetiştiğimiz bölgedeki insanların çocuklarına da o eğitimlerinde katkı sunardı. Hem burada anne konusunda biraz titizim, hem de annelere olan, işte belki de bu iç dünyamda annemi erken kaybetmiş olmanın verdiği psikolojik durumdan ötürü annelere olan çok hassaslığım var. Hocam bu anlamda lafınızı böldüm de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anne ile ilgili yazmış olduğu bir şiiri var. Biz bunu video olarak ben paylaşmıştım. O videoyu almamız mümkün mü? Bir bakalım Ahmet Hamdi Tanpınar ne söylemiş. Kısa bir videomuz vardı. Bir yığın toprakla bir parça mermer. Üstünde yazılı yaşınla adın. Başucunda matem renkli serviler, hüznüyle titreşir sanki hayatın. Seni gömdük anne yıllarca evvel, gözyaşlarımızla bu ıssız yere. Kimsesiz bir akşam ziyaya bedel, matem dağıtırken hasta kalplere. Devam. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu şiirini dinlediğim zaman çok duygulanırım. Yahya Kemal'in şurada vardı. Şu dinlediğim zaman, okuduğum zaman çok hüzünlenirim. Şöyle şuradaydı zannedersem. Annem ölmüştü. Çıldırmış bir haldeydim. O anda intihar etmek istiyordum. Bu müthiş yokluğa, bu derin acıya tahammül edemiyordum. Bir deliği tutar gibi sımsıkı tutuyorlardı. Yüzümü gözümü yıkıyorlardı. Heyhat ki ıstırabım durmuyordu. Ve Yahya Kemal bunu duygularını anlattığı zaman 7-8 yaşlarında olsa gerek. Devam ediyor. Annem gibi hemen ölmek, ona kavuşmak istiyordum. İntihar vasıtalarının ne olduğunu düşünüyordum o çocuk aklımla. Öğleye doğru Alaca ve Sultan Murat camilerinin minarelerinden annemin ruhuna verilen salalar işitilmeye başlandı ve ben o an gerçekten annemin öldüğüne inanmaya başladım. Cenaze evden çıkarken evin bütün pencerelerinden, kapılarından müthiş bir vaveyla koptu. İşte sizin bu anne şiirine bakarken benim aklıma Yahya Kemal gelir. Necip Fazıl gelir. Ahmet Haşim gelir. Sayamadığım şu anda mesela şeyde Baudelaire, Fransız Baudelaire. Sembolizmin önemli isimlerinden bir tanesi. O da okuduğu dönemlerde annesine hasret dolu mektuplar yazmıştır. Cahit Sıtkı annesine hasret dolu mektuplar yazmıştır. Dolayısıyla anne şiiri, annelik şiiri, annelerle ilgili yazılan şiirler benim daima dikkatimi çekmiştir. Daima kalp gözüyle
okumaya çalışmışımdır ve o şekilde de yorumlamaya gayret göstermişimdir. Hocam şiirleriniz o kadar güzel ki yani neticede böyle seçtiklerim, seçki yaptım, onlarla ilerliyorum, gidiyorum. İstasyonda Aşk Çığlığı diye bir şiiriniz var. İstasyonda evet. Aşk Çığlığı. Hocam bu İstasyonda Aşk Çığlığı başlığını okurken benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Evet hocam. Tolstoy'un Anna Karenina'sı geldi. Anna Karenina. Anna Karenina Vronski'ye istasyonda aşık oluyor. Ve aşk bittiği zaman Anna Karenina kendini Vronski'den soyutlamaya başladığı zaman yine aşkın başladığı istasyonda intihar ediyor. Anna Karenina, dünya klasiklerinden Tolstoy'un. Tabii Madame Bovary, Emma, Flaubert'in yazmış olduğu Madame Bovary'de de Emma'da da intihar olayı var yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam. Orada da Emma intihar ediyor zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Sizin istasyonda aşk çığlığında kaleme almanızı gerektiren bir istasyonun duygusal havasında, duygusal atmosferinde, duygusal ortamında istasyon size neler kattı? Bir tren istasyonu sizin duygu dünyanızı nasıl etkiledi? Bunu istasyonda aşk çığlığı adı altında nitelendirdiniz. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi az evvel de söyledim hocam. Yaşadığım yer sürekli günün belli saatlerinde işte trenin geçtiği bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Hı hı. Hemen yanı başınızda istasyon var. İşte orada yolcuların inmesi, binmesi, trenin hareket etmesi, işte kalkarken, istasyona varırken klaksonlar çalması, tren gelirken ki o yolculardaki hüzün, heyecan çok önemli. Burada aldığımız o anılar yüreğimizin bir kenarında kalıyor. Sonra işlediğiniz işte bir o anki bir ilhamda oradan besleniyorsunuz. Hı hı. Ben bunu anlatıyorum. İstasyonda aşk çığlığı da istasyonda ayrılan bir sevgilinin oradaki feryatları, birbirine söyledikleri son sözler ve o anki istasyonda oluşan o hüzünlü havanın bir nevi tasviri hocam. Yani zaten neticede de kara tren deriz. Evet. Değil mi? Veya hasret kavuşturan deriz. Dolayısıyla ayrılıklar, vuslatlar, hicranlar, ayrılıklar, vuslatlar, kavuşmalar gerçekten kara trenin bağrına vurup da o raylara düzüldüğü zaman gerçekten de şair ruhlu insanların herhalde orada birkaç dize döktürmesi gayet normaldir diye düşünüyorum, düşünmekteyim. Hocam, Cüzdan isimli romanınız, Cüzdan evet. isimli romanınız vardı fakat zamanımız yetmedi. Süremiz doldu, dolmak üzere. İnşallah başka bir oturumda, başka bir söyleşide bana Albert Camus'un Vebasını hatırlatan bu Cüzzam isimli romanınızı da inşallah masaya yatıracağız. Bununla da ilgili konuşmuş olacağız. Elbette. Bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, evet. var olun. Tatlı bir sohbetiniz vardı. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle bizi dinleyen dinleyicilerimizin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Bugün yeğenim Merve'nin doğum günü. Onun da doğum gününü kutluyorum. Sizlere de programınızda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Elbette yayın dünyasına edebiyat penceresinden baktığımızda Kanal Fırat'a bir zenginlik. Biz edebiyat seferlerinde bir renk kattınız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Ay Işığı dostları. Bugünlük programımız burada sona eriyor. Tekrar milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin hepinize. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz.